pirinci kıyalım. Buna bir buçuk bardak çok yeterli bile, bir bardak olur. Bile sanki bardağın değil mi? Bardağın büyükse bir, küçükse iki. Böyle uzun pirinçle yapmayalım değil mi? Normal yok, pirinçle normal yapalım. Yok, normal pirinçle yapalım. Tamamdır. Ne kadar oldu mekanın açılı? Bir hafta. Ne? Bir hafta. Kız ne diyorsun? Evet, bir hafta oldu. Çok merak ettim şu an. Bu kadar erken olduğunu bilmiyordum. Bir hafta oldu. O zaman çok büyük tesadüf oldu. Kesinlikle büyük de. Bir de arandığım günle açılışımın olduğu gündü şaka zaten. Yapıyorsun. Aynen öyle. Müthiş oldu yani. Ay ne kadar tatlı. Çok hoşuma gitti. Soğan koymayacağız mı? Yok, soğan İç pilava koymayalım. Tamam. Önce fıstıkları herhalde kavurursun. Bademleri. Bademleri. Tamam. Şu kadar. Bu hazır. Tuzlayacağım. Sonra da diyeceğim. Bu çok bir bardağı. Değil mi? Onun yarısını kullanalım. Şöyle tamam, yarım bardak. Yarısını da bulgur pilavının üstüne maydanozlu hazırlayacağım. Tamam canım. Ona kullanırız. Açtın mı? Tamam açtım. Bak şöyle. Sonra dikeceğiz biz bunu. İyiyetimiz vardı galiba. O zaman gel pilavını kendi elinin lezzeti geçsin. Tamam. Elimi yıkaya yıka sen. Yıka canım benim. Orada bak. Lavabodan saymıyor kimse orayı. Baya lavabo orası. Kimse gerçek zannetmiyor. Ama gerçekten böyle insanın elini yıkamaya kıymıyor ki burada. Kıyamıyor ama lavabo kıy. Normal pilav yapmanın aksine... Ya. Biri iki koyanlar oluyor. Tamam. Burada biri bir buçuk. Hı hı. Biraz tane kalması gerekiyor çünkü tamam. Hafif böyle. Maydanoz, sarımsak. Şimdi koymayacağız onu. Ne zaman koyacaksın? Az sonra koyacağız onu. Ha işte kapattıktan sonra değil mi? Kapattıktan sonra. Dinlenmeye. Birazdan şimdi diğer bulgur pilavımızı da yapacağız. Şehriyeli çok severim bu arada sizin oralara ait. Hadi evet. Dolduralım istersen. Tamam. Bir kahve içiyorsun sen. Ben de yeşil çayımı içiyorum. Her işi bir arada yapıyoruz işte. İğne ip var mı? Önce dikecek misin? Tabii önce dikeceğim ki bir de tuzlayacağım. Tek kat. Tek kat. Yanmayan bir ip olması lazım. Bu yün ipi. Evet. Sıkıntı olmuyor. Daha büyük mü tutayım? Yok, şuradan keselim şimdi. Evet. Tamam. Düğüm de istiyor yok, musun? Yok, onu ben bağlayacağım burada da. Buyur siz, şekerim. Tuzu. Tuz ve karabiberleyip eti lezzetlendiriyorsun. Şunu elime alabilir miyim? Dur, karabiber de vereyim, aynı anda ol bari. Dur. Hadi bakalım. Dışına bu karabiber, tuz alayım, bu karabiber ve tuzlamayı mutlaka böyle şeyde de yapın. Karabibere gerek. Kabak. Kabağı kızartıp içine oyduğunuzda doldurmadan önce yapın. Efsane bir şey oluyor. Böyle bir şey yok. Sen onu dikerken ben şimdi pilav için benim daha önce yaptığım et suyum vardı. Onu alıyorum sana. Evet, normalde bizim hanımlar bunu tencerede yaptıkları için 2 saat, 3 saat falan kaynıyor. Biz bugün hem zamandan kazanalım diye hem de herkes saatlerce tencerenin başında beklemesin diye poşet, fırın poşeti kullanacağız. Bu yöntem normalde kaburga dolması yapıyorsanız illaki böyle bir mühürleme işlemi yapılıyor. Yapılıyor. Bütün etlerde yapılıyor. Hı hı. Bu senin usulün mü? Mardin'de de böyle senin gibi yapılıyor mu şu an? Bu biraz benim usulüm oldu. Çünkü dediğim gibi fırın poşetinde kullanacağız. Hı hı. Mardin'de daha çok 3 saat, 4 saat tencerede pişiriliyor. Ama işte doğalgazsa doğalgaza, tüpse tüpünüz varsa tüpe zarar. Aynen. Ekonomik yöntemini bulmuşsun. Ben de fırın poşeti çok ekonomik hem zamandan kazanmak çok önemli oluyor. Çünkü biliyorsunuz artık herkes çalışıyor. Öyle ben, saatlerce dolduruyorum pilavını içine. Ben de senin diğer pilavına başladım. Tamam. Neyi kavuralım önce? Önce bademini kavur. Yine bademi kavuracağız. Yine bademi kavuracağız.
Evet. Toplamda biraz bir bardak badem kullanmış oluyoruz. Biraz da kaburganın minyatürünü yaptık ki kimsenin gözü korkmasın. Kaburga deyince kuzu dolma falan oluyor ya. Çok bastırmıyorsun değil mi? Çok. Seyrek de bırakmıyorum. Çok da böyle tıkış tıkış balonda yapmıyorum, evet. Çok mantıklı ya. O kadar kaburga dolması yaptım ben. Biraz söylediğin gibi maddi olarak da birazcık korkutabiliyor, evet, insanları. Bir de hakim de olamıyorsunuz. Kilo. Evet, kilosu bayağı pahalı. Mardin'de falan, yalnız bu gerçekten davet yemeği, böyle yaptığınızda en kocamanını, en güzelini yapmanız lazım ki sonra ayıplarlar adamı, değil mi? Yalan mı? Bu sefer gönlüme göre bir yemek yapıyorum burada. Evet. O kadar söyleyeyim sana. Nasıl karar verdin yer açmaya? Şimdi hep aklındaydı. Hep hareketi aklımdaydı. Nasıl yaptın? 5 senedir zaten evden sipariş üstüne yapıyordum ya, artık tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyordum. Biraz gelişmek istedim, büyütmek istedim. Aslında çoktan açılacaktı ama eşimi ikna etmeyi bekledim. O da bu sene artık baktı ki benden kurtuluşu yok. Tamam hadi yapalım dedi. Güzel de bir yer buldum. Ondan sonra kafama göre de sizinle aynı zamana da denk geldi. Siz de bu mutfağı düzenliyordunuz. Ben de yemek evimi düzenliyordum. İlham aldın mı? Aynen öyle. Dantel perdeler falan taktım ben de. Ay çok güzel olmuş. Hatta bakırlarımı da Mardin'den almaya gittiğimde bakırcım işte sizin adınızı söyledi. Müşterilerimiz geliyor Nursel'in bakırından istiyor diye. Ay ben onları kıyam. Ben de gördüm onlardan dedim. Ben de istiyorum oydu ama zaten ben istemiştim hani sipariş vermiştik çünkü. Benim baharatlığım çok meşhur oldu. Şu böyle yazımız falan. Ben bunları Antep'te. Aslında çok basit bir baharatlık. Bu öyle çok özelliği olan bir baharatlık değil. Ben böyle babaannem gibi tuz atıyorum. Herhalde o böyle bir seviliyor. Çok da güzel içine giriyor. Yoksa dümdüz aslında çok işçiliği olmayan bir bakırım ben var. Ben daha büyüklerini aldım. Benimki evet. Yemek evi olduğu için bana yetmez bu boyutlar. Ya bebeğim bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ne kadar güzel bir şey ya. Bak bunu kavuruyorsunuz şehriyeyi. Bunu anneannemin kavurma kazanı vardı hiç unutmam küçükken. Bayılırdım evet. Onu çevirmeye. Kadınlar bunu elle keserlerdi şehriyeyi. Ne diyorsun? Elle keserlerdi. Hatta vaktimiz olsaydı size böyle bir örnekte gösterirdim. Biliyorsun ya. Evet çok küçüktüm ama hatırlıyorum. Ama bu kadar ince kesilmez elde. Çok daha incesi kesilirdi. Erişte gibi düşünün. Tek tek böyle yapma ya. Bütün bir mahalle toplanır. Bugün yan komşunun, bugün öbür evin, bugün öbür evin böyle sırayla herkese kışlık yapılırdı. Ama artık işler biraz kolaylaştı. Fabrikasyon. Sonra kavuruyor musunuz? Aynen sonradan o közde. Tencerede değil, közde onların kendi makinaları var. Yapma ya. Evet. Hala da öyle mi yapılıyor? Ha, şimdi artık biraz fabrikasyona döndü. Çok var yani. Evde yapan da var tabii, yok sonra diyemem. Sonra da ince bulgurla mı karıştırılıyor? Bu çok ince bulgur değil. Normalde kullanılan yani hep herkesin kullandığı bulgurun ortası bu. Evet, orta bulgur. Evet, ortası şey, ne, bu. Mesela çiğ köftelik var, o aşırı ince. Bu bizim oranın pilavlık bulguru. Var. Ha, bu da ikisinin ortası işte. Yani şu an hani bulamazsanız, canınız çekerse kendiniz şehriyeyi kavurun hiç bırakmadan. Ama var artık ya, geçen büyük marketlerde bile kavurabilirsiniz. Bile sonra bulgurla da karıştırıp aynı pilavı elde edebilirsiniz. Görsel olarak çok havalı oluyor, çok güzel oluyor.
hazırladık mı? Şunlardan bir kurtulacağım ben. Birazcık fazla dağılmışız. Maydanozu. Onu şey hazırlayacağım şimdi, bulgur pilavını hazırlayacağım karabiberli. Şuraları toparlayabiliriz. Sen kaç çocuğun vardı senin? İki. Bir kızım, bir oğlum var. Ankara'dasınız hepiniz artık. Ankara'dayız, evet. Buradan onlara da sevgilerimi yollayabilirim. Akılları hep bendeydi çünkü. Hemen yolla. Recep'e ver gitsin. Nehir, Muhammed, sizi çok seviyorum anne. Görüşürüz. Senin kızın ismini hatırlıyorum ya ben. Evet. Ah nasıl hatırladım? Çok şaşırdım şu an. Vallahi Nehir'i hatırlıyorum. Evet. Bağlıyorum. Eşimin de çok selam vardı size. İlk defa onsuz geldim. Evet. Nasıl bıraktı seni? Mecbur. Bu ne ya? Bu ne? Dobo. Normal elin üstüne mi? Yok, tencereye, tepsiye koyacağız. Şöyle bırakayım. Evet, direkt ortasına bakıyoruz. Su falan, başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok kendisi. Deleyim mi? Yok, delmiyoruz da. Direkt koyuyoruz. Gönderiyorum. Gönder fırına. Ellerimi yıkıyorum. Yaydık çünkü etimiz oldu. Hemen şimdi üstüne bırakıverelim onu. İnşallah kimsenin canı çekmez. Çekecek ki yapı. Her gün evde bir yemek yapılıyor sonuçta. Şöyle açıyoruz.